Herkese selam ben Burak YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet şu an Skofun sayfasındayız. E, Skof Network diyor ve bu Xeliş kripto parasının ilk meme tokeni ve bunu biz nasıl kazılacağını az sonra size hem Windows'ta hem de iOS'ta göstereceğim. Hemen şuradan sayfayı Türkçe yapmak istiyorum. Burada da yazdığı gibi Skof adı diyor Xeliş ilk meme çatalı olarak diye başlamış. Evet şu an herhangi bir ortada listelenmiyor. Herhangi bir ortada listelenmediği için de biz web cüzdanı kuracağız. Windows, macOS, Android'de kurabiliyorsunuz. Şu an ben Windows ortamında olduğum için Windows kuracağım ve hemen kuruluma geçmeden önce şuraya gel gelmek istiyorum. Burada mining SAS'ta geldiğimizde Scoft'u 3. sırada görebiliyorsunuz. Algoritması Xelix H 14 gündür kazım yapılabiliyormuş. Burada da bir tane var. Z, Y, Tex diye o da 16 gündür kazım yapılıyor. Ama burada dediğine göre ilk meme çatalı skofmuş ee, Burada iki gün kısa olmasına nazaran öyle diyeyim. Hemen videonun başında da söyleyeyim. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Kanala abone olup destek olun bana. Hemen skof nasıl kazılır size göstermek istiyorum. Önce cüzdanı kurmamız gerekiyor. Hızlı bir şekilde ilerleyeceğim. Siz buradan Android, MacOS ya da Windows indiriyorsunuz. Tabii tümünü ayıklı diyorsunuz. Hemen ayıklayalım. Gene X'e tıklıyoruz. Tabii ki e, antivirüs programını geçici olarak kapatmanız lazım. Ya da Windows'un kendi içindeki antivirüs defendere geçici olarak kapatmanız lazım. Yoksa yani bunu bilmiyorum ama şey, mining programlarını kullanamıyorsunuz. Yeni cüzdan oluşturmak istiyorum. Cüzdan oluşturuyorum. Tohumların sakla diyor. İşte normalde benim hemen giriş yaptı. Az önce ben giriş yaptığım için daha önce videoda çekmeden önce giriş yaptığım için çabuk giriş yaptım. Normalde burada sıfırdan yüze kadar e, blok çeyine bağlanması sürüyor. İşte son herhalde e, bulması gerekiyor. Öyle söyleyeyim. Tabii siz ayarlardan şimdi siz burada tohum göremediniz. Tabii ki şifre yazıp girebilirsiniz ama tohum şurada. Tohumu görüntülemeyip ve onu saklamanız lazım. Evet şu tohum adresi şu. Tabii ben bunu kullanmayacağım için herhangi bir sıkıntı yok göstermemde. Siz bunu ekran görüntüsü alarak, telefonla çekerek ya da bir yere not ederek yazmanız gerekiyor ki daha sonra bu cüzdana ulaşabilirsiniz. Evet biz yatırım adresini bunu kullanacağız. Cüzdanı hallettik herhangi bir sıkıntı yok. Daha sonra hangi e, programı kazacağız onu size göstermek istiyorum. Tabii ki XLS hash algoritması olduğu için e, SRB mineri kullanabiliyorsunuz. Veya da One Zero Miner'da kullanabilirsiniz. E, bunda Nvidia çalışıyor sadece. Nvidia ekran kartlarını bunda kullanabilirsiniz. Şu an ben AMD e, olan bir sistemim, hatta Apu olan bir sistemim. Ekran kartı bile yok. Apu var. AMD Ryzen 5400G olması lazım. Ama ben hepsini hızlı bir şekilde size göstereceğim zaten. Evet, Serbe Miner'a geliyoruz. Hemen Windows olanı indiriyorum. İndirdikten sonra aşağı gelelim. Bakalım burada Evet, Excel var, görüyorsunuz, Excel iş var. Bunu istiyorsanız e, kopyalayıp e, iki tane oluşturalım ki bu değişmesin. Tabi Windows tane dersem bu alet. Şunu kopyaladık. Tabii biraz e, bana karışık geldi ama bakalım yapıştır diyelim. Ha, tamam. Şimdi bunun adını biz değiştirelim. Evet, scoff yaptık. Not defteri olarak açmam gerekiyor. Evet. Öncelikle şuraya tekrar gelelim. SCOF anda burada kısaca bahsedeyim, mani, madeni parada SCOF'muş, kısaltmıştır SKF, blok süresi 15 saniyeymiş. Gösteriyor size e, minimum arzdan, maksimum arzdan falan. Havuzlarda bir tane XL pool var, XL pool'a geldiğimde get start diyoruz ve bize Almanya ya yakın olduğu için Almanya server'ını kopyalıyorum ben. Şuradaki bütün serverları siliyorum. Ve yapıştırıyorum. Algoritma Excel'i zaten biliyorsunuz. Şimdi wallet kısmına geldik. Buraya da gelelim. Şuraya kopyalıyoruz. Bakın SKF ile başlıyor. Burayı siliyoruz. Şuraya kadar siliyoruz. Wallet kalıyor. Evet. Eğer rigin ismine isim vermek istiyorsanız buraya e, rig 1, 2, 3, 4 yazabilirsiniz. Evet. Şu an ben APU işlemci kullandığım için bu şekil normalde siz eğer işlemle kazım yapmayacaksınız ekran kartıyla kazım yapacaksanız bu şekilde kullanıp kaydedip e, kaydedip kapatıyorsunuz. Çift tıkladığınızda da tekrardan dediğim gibi bununla virüs programı kapalı olması lazım. Bunda yani virüs programı aldatıcı bir virüs gibi görüyor. Onun için kapatıp kullanmanız gerekiyor. Evet şu an e, Apu işlemcim olduğu için bakın Bego 11 var. Bego 11 Apu işlemci olduğu için şu an havuzda kazıma başlamış gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi normalde bir AMD ekran kartım olsaydı ya da diğer bir ekran kartım olsaydı başka bir ekran kartım olsaydı kazıma başlayacaktı. Ama biz Apu işlemci kullandığımız için şu an kazıma başlamıyor. Aynı zamanda siz işlemciyle de kazım yapabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şimdi burada 0.0 gösterecek havuzda ekran kartı kazım yapmayacak. Evet şu an bakın az önce söylediğim gibi kazım gözükmüyor. Apo işlemci olduğu için kapatıyorum ben bunu. Tekrardan eğer işlemciye de kazım yapabilirsiniz ve kazım yapmak istiyorsanız şöyle yapacaksınız. Burada Disable CPU yazıyor. Siz Enable yapacaksınız. Ve kaydedeceksiniz. Tekrar çift tıkladığımda bu sefer kazıma başlıyor. Bakın 4 CPU, 8 tane izlek varmış. 8 tane izlek olarak şu an kazıma başladı. Ben tekrar buraya geliyorum. Şuraya ve havuz kısmına gelip home diyorum. Cüzdanımızı yazıp havuz kısmında buradan takip edebilirim. Tabi herhangi bir kazıma başlamadığı için şu an sıfır gözüküyor ama birazdan düşecektir. Şu an zaten burada kaç e, haşla kazdım o sonra gözükecek. Evet video sponsorumuzdan çok güzel haberler var. Şu anda Kripto My sitesindeyim. Eğer pasif gelir elde etmek istiyorsanız, gelirinizi biraz da arttırmak istiyorsanız bu siteyi kullanabilirsiniz. Cüzdan kısmına geldiğinizde herhangi bir kripto para buradaki listedeki olan çoğu kripto, bütün kripto paralardan neredeyse ödeme yapabilirsiniz. Buraya ekleyebilirsiniz. Daha sonrasında bu linke tıklıyoruz. Bu linke tıkladığımızda esnek ve sabit olarak İki tane karşımıza kazanç şekli çıkıyor. Burada gördüğünüz gibi mesela BTC'de %24, işte Ethereum'da %25, aşağı indiğimde Dogecoin'de %28 gibi kazançlar elde edebiliyorsunuz. Hemen örneklemek gerekirse BTC üzerinden gidelim, deposit diyorum. Ne kadar yatıracağımı soruyor bana. 0.01 diyelim. Ve deposit dediğimde şu anda esnek olarak kazanmaya başladım burada zaten gözüküyor. Evet sabit olarak da tekrar sabit kısmına tıklıyorum. Burada da Ethereum deneyelim istiyorsanız. Depozit diyorum. Burada bana soruyor. 1 aylık mı? 3 aylık mı? 6 aylık %18, 9 aylık %40, 12 aylık %76'ya kadar kar sağlayabiliyoruz. Bunda da tekrardan bu şekilde yaptığımda 12 aylık kazancımı başlatmış oluyorum. Evet burada zaten görüyorsunuz bir 12 aylık kazancı başlattım. Evet pasif gelir elde etmek istiyorsanız kripto maç sitesini kullanabilirsiniz. Evet 2500 haşla kazım yapıyor. 73 dereceye çıktı şu anda işlemcim. Evet bu şekilde eğer sadece işlemli kazım yapmak istiyorsanız az önce benim yaptığım enable CPU yaparsanız işlemciyle kazabilirsiniz. Eğer e, Disable CPU yaparsan sadece ekran kartıyla kazabilirsiniz. Şimdi ben bunu kapatıyorum. Burada ya da hemen düşeceğini zannetmiyorum. Ama buradan bakabiliyorsunuz. Zaten şu an bir tane havuz var. Herhangi bir şuraya da gelelim. Hızlı gitmek istiyorum. Bir tane havuz var. Herhangi bir borsada şu an listelenmiyor. Tabi e, zorluk bayağı bir düşmüş. Geleceği var mı yok mu? Kazıp da bu kripto para bize para yani ilerleyen zamanla borsa listelenip para getirir mi getirmez mi fikrim yok ama e, bu şekilde mine ediliyor Windows'ta. Hemen şeyi de göstereyim istiyorsanız. Eğer Nvidia ekran kartınız varsa banzo Miner'a da kazabilirsiniz. Mantık aynı. Hızlı bir şekilde göstereyim. Bunda da size Nvidia ekran kartı olanlar için. Xelişe geliyoruz. Biz burada ayarlama yapacağız. Önce Tekrardan cüzdan adresimizi kopyalayalım. Şurayı siliyoruz. Ve yapıştırıyorum. Havuz adresimizi silelim. Tekrar buraya geldim. Almanya bize yakın olduğu için Almanya'yı yapıştırdım. Rek ismi verebilirsiniz. Buraları ellemiyorsunuz kaydediyorum ve çıkıyorum daha sonrasında bunu istiyorsanız ismini değiştirebilirsiniz Scope falan ne istiyorsanız yapabilirsiniz çift tıkladığınızda tekrardan virüs koruması varsa çalışmaz bu şekilde çalıştırabilirsiniz Nvidia ekran kartı olanlar Tabii ki ben de AMD ekran kartı yani AMD bir APU işlemci olduğu için Nvidia ekran kartı şu an çalışmıyor Evet Windows'da hızlı bir seri bir şekilde göstermek istedim ama mümkün, yani ister istemez uzuyor. Windows'da bu şekilde CPU'dan, ekran kartlarından kazım yapıyorsunuz. Hemen hızlıca Hayos'tan da göstermek istiyorum. Evet şu an Hayos ortamındayım. Ben de Nvidia ekran kartlarıyla X series kazıyor, kazıyorum zaten. Bunu da burada görebiliyorsunuz. Hemen uçuş sayfasına gelelim. Daha doğrusu ilk başta cüzdan oluşturmamız lazım. Bakalım Scoff yok. Biz kendimiz oluşturuyoruz. Burayı kopyalayıp yapıştıralım. Web cüzdan yazalım. Ya da win cüzdan yazalım. Win yazdık. Scoff. Tamam. Daha sonrasında şu sayfasına geliyoruz arkadaşlar. Zero miner'da deneyeceğim. Zaten evde ekran kartlarım var. Geç burada var zaten. Burayı ellemiyorum. Evet bakalım miner dediğimizde nasıl bir sonuç alacağız. OneZero Miner'da hemen Nvidia kartlarla kazıma başlayabildik. Ha, evet, bu bundan dolayı durmuş. Az önce durmasının sebebi şu ekran kartı 85 dereceye ulaşmış. Şimdi kendi duracak. Yine durdu ve muhtemelen çok ısındı. Evet, bir daha denemeyeceğim. Şu ikinci ekran kartı herhangi bir overclock ayarı yapmadığım için 86 derecelere çıktı ve fan ayarlarımdan Critical Time 85'teydim. 85'e gelince e, Rig'i durdur dedim. Burada yazıyor ve sistemi kendisi durdurdu. Scoff Token'e eğer kazım yapmak istiyorsanız benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. E, Zero Miner'da, One Zero Miner'da sadece Nvidia çalıştırabilirsiniz. CRB Miner'da işlemci ve AMD Nvidia bütün kartları çalıştırabiliyorsunuz. Tabi overclock ayarlarını siz yaparsınız. Yine tekrar kendi kazıma başladı. 890 kilo haş kazıyormuş. Ben durdurmak istiyorum. Tamam. 890 günde 19 skof Token veriyormuş, bilmiyorum iyi mi değil mi fikrim yok çünkü herhangi bir ortada listelenmiyor. Ama riklerin bir tanesini buna geçireceğim çünkü biraz kazmak istiyorum, biraz biriktirmek istiyorum. Cüzdan adresini kendim e, kullanmayacağım için herhangi bir şey yapmamıştım. Ama şu, biraz sonra bunu tekrardan güzel bir şekilde kuracağım, onu yedekleyeceğim, tohumları yedekleyeceğim ve biraz kazacağım. İlerleyen zamanlarda herhangi bir borsa listelenip para bırakırsa belki bir şeyler kazanabiliriz. Evet videonun sonuna geldim. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Videonun altına yorumları soru yazabilirsiniz. Elimden gel dönüş yapmaya çalışıyorum. Bu için teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.